Şu anda konuklarımızın konuşmalarını getireceğiz. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Genel Başkanımız Sayın Mahmut Şahin'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın İzmir Oda Başkanım, Sayın İstanbul Oda Başkanım, çok değerli genel merkez yöneticilerim, çok değerli şube başkanlarım, şubemizin ve İstanbul Odamızın ve İzmir Odamızın çok değerli kurul üyeleri, önceki dönem şube başkanı, genel merkezimizin önceki dönem genel merkez yöneticim, çok değerli meslektaşlarım, sayın basın, ben de sizleri Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneğimizin kurulları adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Genel kurul sürecimizin bugün 7.'si. Her genel kurulumuz ayrı ayrı güzellikler taşıyor. İçerisinde bir takım esnafeler yaşatıyor bizlere. Bugünkü katılım hakikaten çok güzel. Sabahın erken saatinde olmasına rağmen sorumluluk bilinciyle bugün genel kurulumuza iştirak ettiniz. Ben genel kurulumuzun hayırlı olmasını dileyerek bir kez daha sizlere teşekkür etmek istedim. Şube Başkanım o kadar net ifade etti ki geçen süreci, aslında konuşacak çok fazla bir şey yok. Maalesef son 1,5 yıldır bir Covid sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde birçok olumsuzluklar peşi sıra geldi. Gerek ülkemiz, gerek mesleğimiz birçok sıkıntıları iç içe yaşamaya başladı. Pandemi öncesinde var olan mesleki sorunlarımıza pandemiyle beraber de yine bir takım sorumluluklarla beraber bugüne kadar stresli bir ortamda zamanımızı, hayatımızı geçirmeye başladık. Tabii ki bu süreçte birçok alışkanlıklarımız değişti. Hayata bakışımız değişti. İş yapış şeklimiz değişti. Aile yaşantımız değişti. Sosyal hayatımız değişime uğradı. Mesleğe bakışımız, iş yapmalarımız, eğitim sistemimiz, her şeyimiz değişime uğradı. Ve sonunda anladık ki insanlık aslında psikolojik bir savaş içerisinde hayatını sürdürmeye başladı. Tabii bu süreç içerisinde birçok meslektaşımız hayatını kaybetti. Sağlık çalışanlarından sonra en çok hayatını kaybeden meslek sektörlerinden biri de mali müşavirler oldu. Bildiğim kadarıyla Türkiye genelinde 200'ü aşkın bir vefatımız var. Ben kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık süreci devam eden arkadaşlarımıza da acil şifalar dilemek istiyorum. Tabii İzmir'de açılışta divan da ifade etti, şube başkanım da. İzmir'de bir deprem sonrasında son saniyelerde hayatını kurtaran fakat daha sonra yaşamını rahatsızlanarak yitiren, bir dönemde genel merkezde beraber çalıştım. Değerli dostum Erol Ecevit'i anmadan da geçmek istemedim. Değerli dostuma Allah'tan rahmet diliyorum. Öncelikle kederli ailesine ve siz değerli meslektaşlarıma da başsağlığı dilemek istedim. Değerli arkadaşlarım, gene başkan aslında ifade etti açılışta. Baktığımızda mesleğimizin sorunların ülke sorunlarından da farklı olmadığını görüyoruz. Bakıyoruz ülkede hiçbir şey yolunda gitmiyor. Haliyle de bakıldığında mesleğimizin de hiçbir şekilde düzelmeden, sorunlarımız, haklı taleplerimiz değişime uğramadan veya taleplerimizi elde etmeden bir süreci hep beraber geçirmeye başladık. Tabii pandemi öncesi ve sonrası diye sorunlarımızı ayırt etmek istemiyorum ama birkaç önemli bulduğum haklı talebimiz, aslında haklı talepten de çıktı son derece insani taleplerimiz olan birkaç talebimizin de altını özellikle vurgulamak istiyorum. Yıllardan beri istediğimiz, başaramadığımız, elde edemediğimiz bir gelir vergisi ve KDV çelişkimiz var. Değil mi değerli arkadaşlar? Tahsil esası mı, tahakkuk esası mı? Özellikle 3568 sayılı 3065 katma değer vergisi kanunu yayınlandıktan sonra en çok sıkıntıya düştüğümüz ve sorun yaşadığımız bir konu. Hizmet veriyorsunuz, ücret alamıyorsunuz. Tahsil edemediğiniz ücretin katma değer vergisi altında hepimiz eziliyoruz.
bir vergi külfeti doğuyor. Bunun çözümlenmesini istedik. Diğer bir yandan ki pandemi sürecinde gördük, yani birçok hizmet sektörü dahil hizmetlerde katma değer vergisi oranlarının genel oranlarının indirildiğini bizler de dedik ki yani bu ülke ekonomisine katkı sunmaya bu şartlarda dahi devam edebiliyor ise en azından %18 olan KDV yükümüzün %8'e indirilmesinin son derece insani duygularımızla ifade etmeye çalıştık. Çıktığında hepimiz için büyük bir sevinç olan bir mali tatil uygulamamız var değerli arkadaşlar. TÜRMOB Genel Kurulu'nda hiç unutmuyorum. Dönemin Maliye Bakanı, Allah rahmet eylesin, Kemal Unakıtan dedi ki danışmanlarıma haber saldım. Dünyanın bir yerinden, bir ülkesinden mali tatil uygulaması ile ilgili bir örnek bana getirin. Ama dedi ki ne yazık ki baktık dünyanın hiçbir ülkesinde mali tatil uygulaması yok. Ama ben sizin Kemal abinizim, sizlerin meslektaşınızım, sizlerin büyüğüm. Benden size kıyak 1 Temmuz, 21 Temmuz mali tatil dedi. Salon yıkıldı arkadaşlar. Deprem oluyor zannettik. Tabii o sevinçle neredeyse TÜRMOB Genel Kurulu bitti. Ama geldik, kanun çıktı, tebliğler çıktı. Baktık ki gene her yıl Temmuz ayında hepimiz ofislerimizde nefes almadan çalışmaya devam ettik. Uygulanabilir bir mali tatilden daha ziyade bence artık bu kanun tamamıyla kalkması gerektiğini düşünüyorum değerli arkadaşlar. Hiç olmazsa psikolojik olarak rahatlayacağımıza inanıyorum. Uygulanamayan kanun kanun değildir. Sadece tebligatların sürelerinin uzatılması, o dönemde işte bir takım defter ve belgelerin sürelerinin uzatılması incelemeyle ilgili bu bizler için bir bağış olmamalıdır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, bir de ücret tarifemiz var. Değil mi? Maliye Bakanlığı yayınlıyor. 130 bine dayanan bir meslek örgütünün ücret tarifesinin Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmasını şiddetle kınıyorum. Doğru bulmuyorum. Ücret tarifemizin meslek odalarımız tarafından günün koşullarına göre, illere göre hazırlanıp TÜRMOB tarafından yayınlanması gerektiğini düşünüyorum. Hatta zamana endeksli ücret tarifesinin uygulamasının artık geldiğine inanıyorum değerli arkadaşlar. Bir diğer haklı talebimiz son dönem geçici vergi beyanının gereksiz olduğunu, anlamsız olduğunu, anlamını yitirdiğini anlatmaya çalıştık. 17 Şubat'ta geçici vergi beyannamesi vereceksiniz. Aradan 11 gün sonra da Mart ayında yıllık gelir vergisi beyanı vereceksiniz. 11 günlük süre için ülke ekonomisine bir katkı sağlamadığını anlatmaya çalıştık. Hiç olmazsa dedik yani bu süreçte bir beyan döneminin bizler için eksiltilmesi bize vereceğiniz en büyük sevinç kaynağıdır dedik. Ama bu da olmadı. Tabii bunlar olmadı, olmuyor. Ne yapmak lazım? Ben biraz farklı bakıyorum, farklı düşünüyorum değerli arkadaşlar. Hani hep diyoruz ya örgütlü bir gücümüz var. Ülke genelinde 130 bine ulaşan bir sayımız var. En büyük haksız rekabeti biz birbirimize yaptığımızı düşünüyoruz. Biz haksız rekabeti birbirimize yaptığımız sürece maalesef birileri bizleri görüyor, takip ediyor. Sosyal medyalarda her gün eleştiriler. İşte İzmir odası ne yapıyor, İstanbul odası ne yapıyor, TÜRMOB ne yapıyor? Bir takım eleştirilerle maalesef takip ediliyoruz ve görülüyor. Deniliyor ki ya bu kadar örgütlü bir güç kendi arasında bir olamıyor, birlikte olamıyor, güç olamıyor. Haliyle bir takım bizim beklentilerimizin kaldırılması gerektiğini düşündüğümüz beklentilerin yanı sıra da bir takım artı yükleri de bizim üstümüze yük olarak vermeye devam ediyorlar. Değerli arkadaşlarım, genel kurullar bittikten sonra bence artık grupsal şapkaların bırakılması gerektiğine inanıyorum. Ta ki bir sonraki seçim sürecine kadar. Kabul etsek de etmesek de, oy versek de vermesek de seçtiğimiz bütün yöneticilerimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizler kendi içimizde odamızı eleştirirsek, üst birliğimiz TÜRMOB'u eleştirirsek, bizim hakkımızı bizden başkası koruyamazsa kusura bakmayın bizi kimse düşünmez. Ben çok takip ediyorum özellikle bu beyan sürelerin yaklaştığı dönemlerde. Hakikaten yani 2 gün kalmış beyannamenin son gününe meslektaşı oturup beyannamesinin yetiştirilmesi gerekirken ama bakıyorsunuz
kalan iki günde acaba uzama olur mu diye bekleyiş içerisinde kalıyor. Evet, iş yükümüz ağır olabilir. Zamanla mücadele ediyor olabiliriz. Ama kendimizi bir check etmemiz lazım, gözden geçirmemiz lazım. Acaba yönetimsel anlamda ofislerimizde eksiklerimiz mi var? Neden son güne kalıyoruz, neden yetiştiremiyoruz diye. Bence bu çerçeveden bakarsak, birbirimize sahip çıkarsak, bir olursak, birlikte olursak güç oradan doğacaktır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, faaliyetler konusunda bir şey söylememe gerek kalmadı. Değerli Şube Başkanım çok güzel bir şekilde gerek Karşıyaka Şubesi'nin gerekse genel merkezimizin çalışmaları hakkında sizlere bilgi verdi. Ben sözlerimi bitirmeden önce Karşıyaka Şubemizin kuruluşundan bugüne kadar emek vermiş, görev almış bütün şube başkanlarıma, şube yöneticilerime teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere de tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Derneğimizin çalışmalarında her zaman gücünü hissettiğimiz değerli oda başkanıma, oda başkanlarıma, İzmir oda başkanıma, İstanbul oda başkanıma. Çünkü her daim derneklerimizin yanında oldular. Kendileri de derneklerimizin üyeleri. Gösterdikleri katkılardan dolayı her ikisine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu salonu bize tahsis eden Karşıyaka Belediye'mize teşekkür etmek istiyorum. Genel kurul sürecimizde bizlerle beraber olan İktisadi Dayanışma Mesleki Basın Sayın Nusret Sümer'e teşekkür etmek istiyorum. En büyük teşekkürü bugün sabahın erken saatlerinde buraya gelerek sorununuzu yerine getirmenizden dolayı da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere saygı ve sevgiler sunuyorum. Başarılı bir genel kurul olsun. Sağ olun.